Menderes abim Aydın Örsüz'den sonra diyeceğim ve yayınımıza geldi. Hoş geldin abi. Özlenen an geldi şu anda. Evet, hoş bulduk. Dün akşam için kusura bakmayın. Abi yapacağınız bir şey yok. Yani bu artık internetle alakalı bir durum. Sizin de elinizden bir şey gelmez. Bizim de aynı şekilde. Evet. Gelmiyor ne yazık olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Çok iyiyiz vallahi. Teşekkürler. Sağ ol davet ettiğim için de teşekkür ederim. Abi biz teşekkür ederiz. Biz onur duyduk. Biz keyif aldık. Yani öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani ben bir iki bir şey söyleyeceğim ama sözü ondan sonra tamamıyla size bırakacağım. Gerçekten basketbol adamı demekten büyük bir keyif alıyorum. Çünkü onlarca yetiştirdiğiniz genç oyuncuyu basketbola kazandırdınız. Onların direncini arttırdınız. Yeri geldi sert oldunuz. Yeri geldi babacan oldunuz. Ve ben özellikle zaten o isimleri de sizden almak istiyorum. Kimler var, kimler yok, kimlerle yani kimlere güzel eğitimler verdiniz? Bunları öncelikle merak ediyorum. Bu arada dipnot, siz de dün belirtmiştiniz 1 Mayıs. Ben de burada basketbola emek verenlerin 1 Mayıs'ını da kutlamak istiyorum. Sizin de dahil olmak üzere bir büyüğümüz olarak. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Evet, Menderes abi. Menderes abi. Kısaca bize anlatabilir misiniz? Veya istediğiniz kadar anlatın. Süre sizin ama yayın sizin. Buyurun. Yani başlangıcınız neydi? Ben onu merak ediyorum. Basketbol işte böyle bir an, hani bir kıvılcımla ya basketbol için doğmuşum ben dediğiniz an nedir? Buyurun. Şimdi şöyle, ben 25 Nisan 1967 Almanya doğumluyum. Türkiye'ye geldim. İlkokulu Türkiye'de okudum bir ilçede. Aha. Oradan İstanbul'a geldim. Ortaokuldan itibaren de İstanbul'da bulundum. İlk geldiğimde Almanya'da Gummersbach şehrinde doğduğum için handbol benim için çok daha yakın bir spordu. İlk başladığım spor handbol oldu. Süper. Evet, hatta taç sporla başlamıştık. O zaman Vahit Hoca vardı antrenör, ondan birlikte. Daha sonra hem mahalle arkadaşlarım hem diğerleri, bir de Beyaz Gölge'nin özellikle etkisiyle çok meşhurdu. Evet. Basketbola geçtik. İstanbul Üniversitesi vardı o zaman. Biz, yakın dediğim gene küçük yolda oturuyordum. Kadıköy'de. Veya şöyle diyeyim. Kadıköy'de de değil. Ta askeriyenin orası. Yani Selimiye'nin orada bir salon vardı. Evet. Oraya gidip geliyorduk. Şimdiki gibi vallahi biz hiç öyle tehlikeli durumlarda yaşamadığımız için aslında çok net, çok rahat gidip gelebiliyorduk. Yani yolda kalsak insanlar yardım ediyordu. Veya hani biz gerçekten çok güzel, çok sağlıklı, çok düzgün gençlik yaşadık. Şimdi gençler maalesef onu yapamıyorlar. Çünkü kim ne bilemiyorsun yeni dönemde. Kimin ne yaptığını, ne olduğunu bilemiyorsun. Kime güveneceğini bilemiyorsun. Dolayısıyla bizim dönemimizde bir sürü lider önümüzde varken yeni gençlikte maalesef lider sorunu var. Kimi takip edeceklerini, kimin yanında olacaklarını, kimi örnek alacaklarını, bunların ilgili bayağı bir sıkıntılar yaşıyorlar. İşte orada basketbola başladık. Bizim zamanımızda basketbol tabii şimdiki gibi veya 15 sene önceki gibi haftada 6 gün gibi değildi. Haftanın 3 günü antrenman yapardın. Haftanın 3 günü antrenman yapardın. Bir günde maç yapardın. Yazın daha fazla çalışmaların olurdu. Biraz daha tempo çalışırdın. İşte öyle maçlara çıkar devam ederdik. Tam İstanbul Üniversitesi'nden Beşiktaş'a transfer olduğum sene bir kısmetsizlik oldu. Lisansımı kulüp vermedi. Kulüp vermeyince o senede ben ağır bir sakatlık geçirdim. Ondan sonra antrenörlüğe başlamaya karar verdim. Antrenörlüğe gene kendi kulübümde başladım, İstanbul Üniversitesi'nde. Oradan işte Efes Bisen Aydın abinin atletizm çalışmalarına giderek ilk, daha sonra da direkt olarak işte Efes Bisen'de 20 sene kadar bir çalışma zamanım oldu. O arada da işte Efes Bisen'den bir ilk ayrılığım var. O dönemde Tuborg'a gittim. Onun yanında kendi spor okullarımı açtım Hakan Yavuz'la birlikte. Sonra tekrar Efes Bisen'e geri döndüm. 7 yıl birlikte olduk Efes Bisen'de. O 7 yıl sonrasında da bu sefer şimdiki TekSüt eski Bamit Bandırma'ya gittim. Şey, 8-9 senedir de Bandırma'da TekSüt'le birlikte devam ediyoruz.
Şimdi ilk önce şunu söyleyerek başlamak isterim ben. Basketbolcu olunmaz denir. Basketbolcu doğulur. Şimdi basketbolcu hakikaten doğulur ama bunu yani doğduğundaki basketbolcu olduğun demek değildir. Doğduğunda sende olan bazı özellikler vardır. İşte bunlardan bir tanesi tuttuğunu koparan olmak. Hı hı. Bir diğeri çok çalışkandı. Hep daha iyi yapmak istemek var. Bir diğeri aldatmamak, hileden uzak olmak var. İşte rakibe saygı duyan veya etrafına saygı duyan bu küçüklükten itibaren vardır. Mesela çok küçükken bir çocuk vardır. Oyuncağını alır, hayır vermez, ağlar, tepinir ama bir çocuk vardır, paylaşır. Oyuncağını paylaşır, hatta bilmeyen arkadaşına onu oynamasını öğretir. Bizim için bu çok daha önemli. Basketbol bireysel sporlardan farklı olduğu için takım ruhuna da sahip olmak gerekiyor. İşte takım ruhuna da bunlarla sahip olabiliyorsunuz. Eğer ki siz biraz daha iyiyseniz, sizden daha zayıf bir arkadaşınız varsa işte ona yardımcı olmayı bilmeniz gerekiyor. Çok iyi motive olmanız gerekiyor. Bir de odaklanmayı iyi bilmeniz gerekiyor. Bir basketbol sporcusunda. Ama en önemli noktalardan bir tanesi basketbolda çalışkanlık. Şunu şöyle anlatabilirim. Size buradan mesela bir örnekle anlatabilirim. Benim gerçekten oyuncularımın hepsi çalışkandı ama bunların içinde Melih'i çok ayrı geçerim. Şundan dolayı çok ayrı geçerim Melih'i. Melih Mahmutoğlu, bugün Fenerbahçe'nin A milli takımın kaptanlığını yapan oyuncudan bahsediyorum. Melih Mahmutoğlu Pendik'te sapan bağlarında otururdu. Efes Bilsen'le Pendik arası aşağı yukarı 50 kilometre. 50 kilometreden. En az 50 kilometre. Yani fazlası vardır. Eksiği yoktur. 50 kilometreden her gün o çocuk sabah saat 5-5.30'da kalkıp 6.30'daki servise biner. Akşam antrenmanlarını yaptıktan sonra arada Bostancı'da Doğa Koleji'nde şut antrenmanları yapar, 250 giren her gün şut atar ve oradan da evine dönerdi. Şimdi aslında geçen 2 sene önce Obradovic'in işte Türk oyuncular çalışmıyor, antrenmandan sonra gelmiyor, ben işte yenildiğimiz maçtan sonra geliyorum. Gene kimi söylemişti yabancı, çok önemli değil benim. Evet. Onun ismi işte yeniliyoruz onu görüyorum, gidiyoruz onu görüyorum. Orada feci kızmış, hatta belki bir antrenör söylenmemesi gereken laflarla da yorum yapmıştım kendisine. Çünkü bana göre çok yanlıştı. Ben Melih'in o dönemlerde her Allah'ın günü kulübe gidip idman öncesi ve idman sonrası veya dinlenme gününde dahi şut attığını çok iyi biliyorum. Çünkü devamlı konuştuğum bir oyuncum. Yani Melih çok çalışan. Ki Gençler Ligi'nde falan Melih'i hatırlarsanız, Melih'in savunması zayıf olan oyunculardan bir tanesiydi. İşte o çok çalışarak, o savunmasını da bir yere getirerek Melih bir yerlere geldi. Ben iddia ediyorum şu an Melih yabancılara verilen hakkı alabilseydi, Melih şu an Türkiye'nin değil bence dünyanın en önemli starlarından bir tanesi olur. Dediğim gibi Shane Larkin, Bobby Dixon milli takımda olmalı mı? Aslında şimdi şöyle, şu an bulunduğumuz şartlarda evet. Hı hı. Çünkü şundan dolayı biraz önce anlattığım konunun aynısı. Eğer ki bizim elimizde orayı domine edebilecek bir gardımız yoksa, bir point gardımız yoksa maalesef buna mecburuz. Bir sürü dünyada bir sürü ülkenin yaptığı gibi. Ve bizde şu an gerçekten orayı domine edebilecek bir point guardımız var mı tartışmaya açık. Belki yetenek olarak elimizde bunlar var ama sahaya çıktığında şu pozisyonu doldurabilecek tecrübeye sahip mi bu çocuklar? Peki lafımı keseceğim. Bir tanesi. Çok özür dilerim, unutmayın. Harun Erdenay 33 yaşında point guardla başlamıştı. Peki o dönemlerden sonra point guard olarak niye yetişmedi? Bunu da soru, yani devamından sonra cevaplarsanız sevinirim. Niye point guard ben vardır diye düşünüyorum dediğiniz gibi ama ön plana mı çıkamıyor bu çocuklarımız? Şimdi ilk planda şunu söyleyeyim. Türkiye'de bir uzun boylu oyuncu saplantısı var. Biz uzun boylu oyuncu saplantısına sahip olduğumuz için maalesef atletik yetenekleri ölçmeyi ve değerlendirmeyi bilmeyen bir topluluk olduk. Yani mesela 1.80 civarında Türkiye'de çok hızlı, gerçekten çok hızlı çocuklar bulunup bunlar point guard felsefesine göre yetiştirilebilir. İşte bunların zekası, oyun okuması bilmem ne, bunlara
bunları yapacak şekilde yetiştirilebilir. Biz bunları artık yapmıyoruz. Oyuncu bizim elimize bir geliyor, diyoruz ki senden guard olur geç. Ya bu çocuğun o guard olma kapasitesi var mı? Kafası çalışıyor mu? Matematik, fizik, kimya, biyoloji biliyor mu bu çocuk? Yani bunları bilmeyen bir oyuncunun point guard olabilme ihtimali yoktur. Yani sahayı çizgilerle görebilen, pasları o çizgilerle hissedebilen, koçunun o anda anlattığını kafasında görebilen ve onu bir resim gibi kafasında canlandırabilen bir çocuk değilse bu çocuğun point guard olabilme özelliği yoktur. Çünkü point guard bir antrenörün sahadaki aynasıdır, kopyasıdır. Onun düşüncesidir. Onun düşüncesini uygulayan kişidir point guard. Dolayısıyla yetiştirmesi çok zor. Dedik ki işte çalışkanlık, sahiplenme, bunların hepsi çok önemli. Ya ben hep şunu söylerim oyuncuda. Yatarak olgunlaşan şey karpuzdur. Siz karpuz değilsiniz. Çalışmak zorundasınız. Ve bu sadece kulüp antrenmanlarıyla da olmaz. Özel antrenmanlarda yapmak zorunda. Bunu ister bir koç bulur, parası varsa koçla yapar. Parası yoksa kendisi videoyu izler, onu uygulamaya çalışır. Veya bir kişiyi örnek alır, örnek aldığı kişiyi uygulamaya çalışır. Her oyuncunun zaten mutlaka örnek aldığı bir kişi olması lazım. Basketbolda bir idoli olması lazım. Bir hedefleri olması lazım. Yani özelliği var. Araştıran, zamanını takip eden, bununla ilgili de mesela bir anım var, onu anlatayım müsaadenle. Ne demek abi, memnuniyetle. Adana'ya gittim, antrenör semineri var. Kalabalık bir grup. İşte dersi anlattık, yaptık. Ben ders esnasında anlatıyorum, bakın diyorum bu drill zamanın 1 saat, hatta 1 saat 15 dakika yaptım. Biraz da tartışma oldu, o yüzden şikayet falan edildim ben çok fazla zaman verdi diye, düşün yani. Ondan sonra diyorum ki bakın bunlarla ilgili şu sitede bu driller var, binlerce drill var, gelebilirsiniz. Aradan bir hafta 10 gün zaman geçti. İnternette Cem abinin sayfasında Cem abi işte o kursta olanlarla ilgili bir şey paylaştı. Altına da bir antrenör, o kursa gelen bir antrenör, oraya da bir antrenör geldi. Biz sanki bilmiyormuşuz gibi bize internete girin, orada bunlar var dedi. Şimdi ben ne diyorum? Buradaki arkadaşın gelip de oradaki lansesine bak. Ve ben de bunu o kazayla okudum. Tabii okuyunca benim gizlenecek, saklanacak şeyim yok. Arkadaşla ilgili gereken cümleleri kendi lisanımla ona bildirdim. O tabii benim okuduğumu düşünmüyordu herhalde o sayfayı. Okuyunca bir anda değişti. Hocam özür dilerim, ben onu demek istemedim, bilmem ne şu bu. Kardeşim dikkat çekmek için saçma sapan yorumlar yapmasın antrenör dediğin insanlar. Yani antrenörlük dürüstlüktür, doğruluktur. Doğru ol. Orada sana gidip de abuk subuk bir şey dememişti veya bir şeyi parayla satmaya çalışmamışız. Demişiz ki bak bunları ben gösterdim. Ama bu 2-3 drill yetmez, çocuk sıkılır. Senin bunu 15-20 drill ile çıkarman için buralardan yararlanabilirsin. Bunu bile yanlış alıyor. Yani öyle bir toplumuz ki gerçekten çalışmadan, emek vermeden, zaman harcamadan başarılı olmak istiyoruz. Bunların da en büyük sebebi işte bu gördüğümüz mafya dizileri bizi öyle bir hale getirdi ki iki tane silah sıkıp ben parayı bulacağım, ondan sonra ağa olacağım, kral olacağım, bilmem ne barında, bilmem ne pavyonunda en büyük masayı kapattıracağım, bilmem ne haline geldi. Yani eskiden maalesef öyle değildi. Bizim gençliğimiz gerçekten öyle değildi. Biz bir şeyi alabilmek için günlerce antrenörün peşinde koşardık. Yani çünkü bir kitap Amerika'da, bir kaset Amerika'da, bunu getirmek için ne yalaklıklar yapardık insanlara. Abim, canım, ciğerim. İşte böyle işte Aydın abiyle sağ olsun hiçbir zaman hayır demedi. Pananatov'da Aydın Örs'te. Abi şurada seminer var, çok önemli antrenör, hepiniz birlikte gidin, iyi dinleyin diye hep bize destek oldular. O konudan ben şanslıydım Efes'e girdikten sonra. Gerçekten bizim için çok değerli zamanlar harcadılar. Bir de çok iyi bir kulüpte çok iyi insanlarla çalıştım. Bu benim şansımdı, hep de söylüyorum. Ama yeni nesilde de işte bu araştırma yok. Açık ve net bir şey söyleyeyim, mesela bu PUBG diye bir oyun var. Evet, başa bela. Benim oyuncum asla oynayamaz. Düşünebiliyor musun? Niye? Mesela ben gerizekalı değilim yani. Niye oynayamaz?
Şimdi biz seninle karşılıksız ben seni öldürdüm diye evet mutlu oluyorum. Bilinçaltının etkilenmesine bakar mısın? 5-6 arkadaş giriyorsunuz oyuna. Seni ben vurdum, seni ben öldürdüm, seni bombayla patlattım, yok seni şöyle tuzağa düşürdüm diyerek bundan mutlu oluyorsun. Bugün İngilizce bilen insanı insan yerine koymuyor artık toplum. Evet. Tek dil yeterli gelmiyor. Bunun yanına mutlaka bir Rusça, Çince, Almanca, Fransızca, İspanyolca bunlardan bir tanesini mutlaka koymak gerekiyor. Bunu koydukları takdirde sınıflarından büyük sınıfa çıkıyorlar. Daha üstte değil. Daha üstte çıkmak için bunun yanına işte ne bileyim bir sürü beceriler de koymak gerekiyor yanlarında. Doğru. Ama basketbol o sınıf atlamadaki en önemli yerlerden bir tanesi oluyor. Yani ne olacak ben basketbolcu mu olacağım diyerek çalışmayan çocuklar var ya. Hayır, sen basketbolcu olmayacaksın. Ama bir topluluğa girdiğin zaman bir masaya, bir yönetime oturup birilerine bir şey anlatırken herkesten daha özgüvenli, herkesten daha çok bilgisine hakim, daha rahat kelimeler kullanan bir kişi olacaksın. Dolayısıyla insanların hoşuna giden bir tip olacaksın. Bunun doğru için basketbolcu önemli. Yoksa biz aldığımız 12 çocuğu da basketbolcu yapamayız. Öyle bir dünya yok. Doğru. 10 kişiden bir kişi çıkarsa çok büyük şanstır. Ama basketbol sana öyle ufuklar açar ki, öyle insanlarla tanıştırır ki, örneğin bir takımdasınız, sen aşağılamak için söylemiyorum, lütfen yanlış anlayın, bir işçinin çocuğusun. Ama zeki ve çalışkan bir çocuksun. Ama takımında öyle bir çocuk var ki bir holding sahibinin oğlu. Ve sen bir üniversitede işletme okudun. Yabancı dilini de öğrendin. Bu arkadaşının yanına gittiğin zaman diğer 200 tane kişiyi eler, seni ilk tercih kullanır.